Efendim, Filistin Cumhurbaşkanı Mahmud Abbas Sayın Cumhurbaşkanımızın davetiyle Ankara'da var. Bugün görüşmeler gerçekleştirildi. Türkiye Büyük Millet Meclisinde de bir hitabı olacak. Bu ne anlama geliyor diye ilk soruyla başlayalım. İlk etapta elbette bu Türkiye Cumhuriyeti Devletinin Gazze meselesine ve Filistin davasına sahip çıkması ve desteklemesi anlamına geliyor. Tabii ki bu Sayın Abbas'ın Türkiye'ye gelmesi ve Meclis'te konuşması. İsrail rejiminin başbakanı Netanyahu'nun Amerikan Kongresi'ne yapmış olduğu konuşma ve orada abartılı bir efendim söyleyeyim destek gösterisinin den sonra veya o dönemde Önce bir kabul geldi. edilmedi mi Sayın Cumhurbaşkanının bir sistemi oldu Mahmut Abbas'a? Evet, önce Mahmut Abbas meseleye soğuk yaklaştı. Sayın başkanı bunu dile getirdiği zaman, getirince gibi özür borçlu şeklinde ifade ettiğini daha sonra kabul etti. Tabii e, efendim söyleyeyim o dönem bu gibi bu gibi meselelerde dezenformasyon da çok oluyor. Hatırlayacaksınız o zaman sosyal medyada efendim söyleyeyim e, sanki Abbas'ın ağzından yapılmış Türkiye'yi e, itham eden bir açıklama yayınlandı. Sonra bu açıklama yalanlandı. E, daha sonra Cumhurbaşkanının bu çıkışı sonrası e, Abbas bu daveti kabul etti. Tabi burada Türkiye'de iki görüş var e, Yakup Bey. Birincisi e, efendim Abbas'ın davet edilmesi meselesinin ehemmiyetini dile getiren bir e, efendim söyleyeyim grup var. Diğer bir e, kesim ise e, Abbas'tan ziyade ziyade İsrail ile mücadele eden e, direnişin de başı olan Hamas'ın e, davet edilmesi yönünde bir fikir vardı. Hatta e, rahmetli Heniye hayattayken Heniye'nin davet edilmesi e, durumu vardı. E, bu tartışılıyordu. Tabii ki şimdi e, Heniye e, hayatta değil ve yerine geçen Yahya Simar da malum Gazze'de yaşıyor. Hmm. Ve Gazze'den çıkıp gelmesi de mümkün gözükmüyor. Fakat e, burada tabii ki e, şunu... E, taşları yerli yerine koymak lazım. Abbas bir Filistin devleti var. Bu Filistin devletinin başında Abbas var. <laughs> Resmi olarak o devleti, o yönetimi Abbas temsil ediyor. Hem Birleşmiş Milletler'de hem ülkeler nezdinde ülkelere <laughs> büyükelçileri de Abbas atıyor ama diğer taraftan da bir diğer bir e, saha hakikati var bir direniş var bir savaş var onun tarafı da Hamas. Mecliste de çoğunluk Hamas'ın diyorum. E, mecliste ben, bir de isimde. efendim söyleyeyim çoğunluk Hamas'ta bir ikincisi artık e, Filistin meselesinde de e, uzun dönemdir Filistin yasalarına göre yapılması gereken seçim Abbas tarafından devamlı ertelenerek iptal edilerek süreç iptal edilerek bir türlü yapılmıyor. Aslında e, Hamas en son yapılan seçimin birinci partisi rahmetli İsmail Heniye o hükümetin başbakanıydı. E, Abbas yetkisini kullanarak e, Heniye hükümetini fesheyledi. E, dolayısıyla bugün e, evet bir Filistin yönetimi ve başında Abbas var ama neredeyse 10 yıldan fazladır süresi dolmuş bir hükümet bu. 15 yılda cumhurbaşkanlığı seçimleri yapılmıyor. Yapılmıyor. Evet. Efendim söyleyeyim. O, dolayısıyla e, ve değişik e, e, öne sürülen bahanelerle bu seçimler iptal ediliyor. İşte ulusal uzlaşı deniliyor ve sair e, nedenler o, bu münasebetle yapıla, yap, yapılamıyor. Ben e, Abbas'ın yönetim başkanı, devletin başkanı olması gayrimeşrudur demiyorum. Fakat şunu söylüyorum ki seçimleri ertelemesi hukuka uygun değil. O münasebetle belki seçimler yapılsaydı bugün de Filistin'in içinde bulunduğu bu durum nispeten daha da kolay bir noktaya evrilebilirdi. Fakat seçimler yapılamadığı için bu durumda. Ben Abbas'ın elbette mecliste konuşmasını Türkiye'nin meseleye yaklaşımı bakımından Türkiye'nin Filistin davasına ve bugün Gazze'de yaşananlara sahip çıkması, desteklemesi olarak okuyorum. Ama benim kendi kişisel olarak gönlüm elbette Filistin Meclisinde bugün Gazze'de direnişi yapanları, direnişi ortaya koyanları, İsrail'e karşı direnenleri temsilen birisinin konuşmasının daha müspet olabileceği kanaatindeyim. Bu illa Hamas'ın siyasi büro başkanı değil, Gazze'li bir çocuk bile olabilir. Gazze'li çocuk olabilir. Olabilir. Çok önemli. Şimdi Sayın Bursa. Sonuçları bakımından baktığımız zaman Türkiye'ye Olumsuz bir tablo yansır mı? Yani sonuç itibariyle Amerika Birleşik Devletleri'nin e, tepki olarak böyle bir durum söz konusu. Amerikan Kongresi'nde Netanyahu konuşursa, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde, Gazi Meclisi'nde de Filistin Devlet Başkanı konuşur diye bir yanıt veriyor. Uluslararası ilişkilerde olumsuz bir yansıması olur mu sizce? Ben bu e, Abbas'ın e, mecliste gelip konuşturulmasının, efendim söyleyeyim, türkiye Amerikan ilişkilerine, ee, çok fazla olumsuz e, yansıyacağı kanaatinde değilim. Nitekim e, dün değil önceki akşam e, Dışişleri Bakanı Sayın Fidan'la, Amerikan Dışişleri Bakanı Blinken telefonda görüştüler. Ve Türkiye'nin e, doğada yapılacak, yarın yapılacak e, ateşkes görüşmelerine müsbet katkıları, o süreç ve bölgesel meseleler ele alındı. Nitekim Abbas'ın... E, meclise gelip konuşacağı zaten netleşmiş ve ilan edilmişti. Abbas Rusya'daydı o zaman. Efendim söyleyeyim. Dolayısıyla ben olumsuz bir etki edecek halinde değilim. Ateşkes görüşmelerine gidelim. Bir çelişki var mı sizce onu soracağım. Yani bunu bunu sorguluyor mu sizce Türk dışişleri? E, 20 milyar dolardı galiba. Yine e, rakamı yanlış hatırlıyor da olabilirim. Ee, İsrail'e silah e, yardımına ilişkin Amerika Birleşik Devletleri'nden bir karar çıktı. Silah yardımı yapılacak. Hı hı. Bir taraftan silah verip diğer tarafta ateşkes çağrısı yapmak ne kadar tutarlı? Ya da hangisi samimi? E, Amerika'nın Hangi Filistin'le alakalı tarihte de öyle. Bilhassa 7 Ekim'den bugüne yaşanan e, bu süreçte, 10 aylık süreçte Amerika Birleşik Devletleri'nde bir samimiyet, veya da bir tutarlılık aramak mümkün değil. Tamamen bu 10 aylık dönem bilhassa tezatlarla, çelişkilerle e, dolu e, bir politikayla karşı karşıyayız Amerikan açısından. Bir taraftan düşünebiliyor musunuz? E, Gazze'de en son Tabi'in okuluna bir sabah saldırı yapılıyor. Görüntüler e, izlenebilir e, durumda değil. İnsanın evet. tahammüllerini ve duygularını fevkalade zorlayan görüntüler geldi. Hemen bunun akabinde e, ateşkesi tekrar canlandırmak için çabalıyorsun, çabalıyorsun. Herkeş bunu söylemini yapıyorsun. Ama diğer taraftan 20-21 milyar dolarlık içerisinde e, roketlerin efendim, top mermilerinin, binlerce top mermisinin, F-35 uçaklarının bulunduğu devasa bir satış e, efendim, söyleyeyim, e, söz konusu ve bunu ilan ediyorsun. E, burada elbette bir çelişki var. Buradaki çelişki şu, Amerika Birleşik Devletleri'nde e, Siyonist lobilerin e, gücünü görüyoruz. Bugün Amerika'da bir seçim süreci var. Tüm adaylara bakın, Siyonist lobilerin hoşuna gidecek, desteğini alacak bir söylem içerisindeler. Amerika'daki basın da Siyonist lobilerin etkisi altındadır. Dolayısıyla Amerika'da Siyonistleri ve Siyonizmi, bu faşizmi desteklemeden iktidara yürümenin imkansızlığına inanıyorlar. Onun için bu çelişkili ve tuhaf bir durumla karşı karşıya geliyoruz. Ve Amerika'da iktidara gelenler mesela e, çoğunluğu e, CFR gibi örgüt geçmişi olan, e, evangelist Hristiyanlık inancına sahip olan politikacıların e, Amerikan siyasetinde aktif ve belirleyici olduğunu görüyorsunuz. Mesela e, Biden defalarca yapmış olduğu konuşmalarda ben samimi bir siyonistim ifadesini kullandı. En son Netanyahu ile yapmış olduğu görüşmede sizin samimi bir siyonist olduğunuza inanıyorum ve bundan iftihar ediyoruz diye açıklama yaptı. Dolayısıyla efendim Selim Amerika'nın durumu bu. Günün sonunda neden Amerika Birleşik Devletleri ateşkese bu kadar yoğunlaştı? Çünkü Amerika Birleşik Devletleri İsmail Heniye'nin Tahran'da şehit edilmesi sonrası tansiyon çok yükseldi. İran misilleme yapacağım diyor. Ve aynı gün Hizbullah'ın iki numaralı ismi Lübnan'da hedef alındı, hayatını kaybetti. Hizbullah hedef alacağım diyor. Ve gelen bilgilere baktığımız zaman Hizbullah ve İran ve Yemen aynı şekilde aynı anda Veyahut da peş peşe İsrail'i hedef alma misilleme noktasında bir durumla karşı karşıya. Dolayısıyla bu misillemeye maruz kalmasın, bu yoğun bombardıman altında kalmaması için Amerika Birleşik Devletleri e, yeniden müzakere, ateşkes görüşmelerini canlandırıyor. Şimdi baktığımız zaman açıklamalara... Yani e, İsrail'in, İran'ın İsrail saldırısını engellemek için ateşkes... Çabası var. Çok açık. Yani Gazi'deki çocuklar ölmesin. Zaten 40 binin üzerinde insan öldü. Ateşle ölmeyen de, yani bombalarla ölmeyenler de açlıktan ölüyor. Çocuklar mamasızlıktan ölüyor. Zaten yaralananların çoğunluğu ağır hasta. Ya kalıcı sakatlık olacak, veyahut da zaman içerisinde onlar da o yaralanmadan dolayı hayatını kaybedecek. Burada ciddi bir zulüm var. Bu dursun diye yapmıyor. İsrail zarar görmesin evet, İran'dan diye. Biz ateşkes sağlayalım karşılığında siz de İsrail'e misilleme yapmayın. İsrail'i korumak için bir ateşkes çabası var. Bunu anlamak lazım. Peki Doha'da ne olacak? Hamas'ı da takip ediyorsunuz. Hamas'ın bu ateşkese razı olmasına ilişkin şartlar sizce olgunlaşmış durumda mı? İsrail ne istiyor? Önemli bir durum. İki tarafında istedikleri karşı tarafın karşılayabileceği talepler mi? Şimdi e, Hamas İsmail Haniye'nin hayatında bir anlaşmaya arabulucuların getirmiş olduğu ve arabulucularla müzakere sonrası e, çerçevesi netleşen e, üç aşamalı, dört aşamalı bir e, metne imza attı. Evet. Efendim söyleyeyim. Ama Haniye suikastı öncesiydi bu. Haniye suikastı öncesiydi. E, şimdi ise Hamas dün Hamas sözcüsü Arabi Yerim bir açıklama yaptı ve Hamas kaynaklarında aktardığı bu ve açıklama da yaptılar daha sonra. Doha'daki görüşmelere katılmayacaklar. Ve e, Hamas biz zaten Amerika'nın da razı olmuş olduğu, diğer arabulucu ülkeler Mısır ve Katar'ın da razı olmuş olduğu bir metne imza attık. Biz o metnin uygulanmasını istiyoruz. İsrail bunu kabul etsin, ateşkes sağlansın. Ekstra'dan <laughs> Efendim söyleyeyim bizim katabileceğimiz, verebileceğimiz bir şey yok. Bu müzakereleri tekrar yapmanın gereği yok. Aylarca yapıyoruz. Bir noktaya geldik ve imza attık. Bu kabul edilsin diyor. Amerika Birleşik Devletleri ise Türkiye Blinken fidanla yapmış olduğu görüşmede orada Hamas'ın katılmasını sağlamak için bir Değil çaba mi? gösterdi. Bunu görüyoruz. Diğer şekilde Arap ülkeleri de Hamas'ın katılımını sağlamak için. Türkiye Hamas'tan mi, katılın diye. Ee, isteyip istemediğini bilmiyorum ama Amerika'nın fi, e, Fidan'dan talebi e, bu konuda yardımcı olması Türkiye'nin. E, çünkü Hamas'tan katılmayacağına dair e, kaynaklardan medyaya yansıyan haber sonrası Blinken e, Fidan görüşmesi gerçekleşti. Diğer taraftan sürpriz bir şey oldu. İran e, yarınki Doha'da yapılacak görüşmeye heyet gönderiyor ve bu e, enteresan bir şey. E, Amerika ile elbette direkt görüşmeyecekler ama oradaki iki ara ülke ve bilhassa Doha, Katar üzerinden Amerika ile bir temas olacak. Biden'ın da dün açıklamasında arabulucular üzerinden İran'la misilleme konusunu görüşüyoruz demişti. Dolayısıyla bu e, İran'ı Katar'a heyet göndermesi sadece Hangi ee, sıfatla gideceksin? Bu görüşme doğaya mı? Bu görüşmelere mi gidecek? Bu görüşmelere Sıfat gidecek. ne olacak? Gözlemci Efendim, mi? Yani bir taraf gözlemci değil gibi katılacak. Efendim söyleyeyim. Fakat şöyle, mesela aynı masada Amerikalılarla oturmayacak. Ama masada yapılan görüşmeler Katarlı heyetler tarafından Amerikalı heyetle, şey, İranlı heyetlerle müzakere yapılacak. Ama benim kişisel kanaatim ve bölgesel gözlemlerim şunu gösteriyor ki. Burada sadece yani İran'ın gönderdiği heyet Katar'da sadece Gazze'deki ateşkesi değil bununla beraber misilleme meselesini de e, görüşeceği kanaatindeyim. İran'dan gelen açıklamalara da baktığımız zaman sanki e, kalıcı bir ateşkes karşılığında e, misillemeden e, vazgeçme eğilimi Tahran'da var gibi duruyor. Sayın Bursa, Tabii e, İran'ın misillemesiyle Hizbullah'ın misillemesini birbirinden ayırmak lazım. İran kendi imzasını atmaz ama Hizbullah üzerinden bir evet, Hizbullah karşı misilleme olabilir. meselesinde kendi Tabii. misillemesini Önemli bir isim hayatını kaybetmişti orada da. Ee, Sayın Bursa verdiğiniz yanıtlar için çok teşekkür ben ediyoruz. Ben teşekkür ediyorum. Sağ olasınız.